Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 24. güne. Yamuk konusuna başlayacağız. Ya çok fazla bir şey demeye gerek yok. Çünkü paraya kenarı öğrendim mi? Öğrendim. Üçgenleri de zaten dörtgenlerin içerisinde nasıl kullanacağını biliyorsun. Yamuğun tanımında da paralellik de var. O zaman benzerlik, menzerlik, paralel kenardaki özellikler falan karşımıza çok çıkacak. Bunu zaten konu içerisinde göreceğiz. Girişte çok fazla konuşmayacağım o yüzden. Hadi bakalım derse başlayalım, ama başlamadan önce ne yapıyoruz? Şafak Sayar'a bakalım. Ne var Şafak Sayar'da? Sayfa numarasını öğreneceğiz. Sayfa numarası 142. Unutmam inşallah. Sonra bakıyoruz. Yamuk konusu hocam. Bugün 3 dersimiz olacak yamukta. Yamuğun ilk dersindeyiz şu anda. Ama yamuk bir günde bitmiyor. 25. günde de olacak. Sonra haftalık programa bakalım. Yamuk hocam. Tamamen yamuk 13. haftada. 24 ve 25. günler. Yani şu 24'ü hallettik mi 13. haftanın yarısını halletmiş olacağız. O zaman gelelim bakalım 145. sayfaya. Ne varmış? 145 değil. Dur. Nerede? 142. Pardon. 142. sayfadayız. Yamuk konusuna başlayacağız. Evet. Öncelikle ne yapıyoruz? Tanımını veriyoruz. Tanımını verdikten sonra ne yapıyoruz? Tanımını verdikten sonra bu olayı üçgen bilgileriyle hallediyoruz ya da eski bilgilerle hallediyoruz. Hadi bakalım. En az iki kenarı paralel olan dörtgene yamuk denilmiş. Evet. En az iki kenarı paralel olacak. Mesela şu kenarla şu kenar paralelse biz buna dörtgen adını, yamuk adını vereceğiz. Tanımından zaten kendi özellikleri, ilk etaptaki tanım özellikleri çıkıyor. Niye? Hocam ben buraya bir alfa dersem. Burası da ne yapıyor? U kuralından dolayı 180'e tamamlıyor. Hocam burası 180 eksi alfa. Buraya beta dersem burası da U kuralından dolayı 180 eksi beta yapar mı? Yapar. Yani A açısıyla D açısının toplamı 180 derece. B açısıyla C açısının toplamı da yine ne yapıyor? 180 derece oluyor. İşte yamuk bu. Arkadaş şimdi yamukçu, bazı yamuk yapan arkadaşlar var. Yani dörtgenlerin başında ilk yamuğu anlatan arkadaşlar var. Bazı arkadaşlar da mesela benim gibi yamuğu sonradan anlatıyor. Yani paralel kenarı veriyor. Paralel kenarın özel halleri, dikdörtgen kareyi veriyor. Ondan sonra yamuğa geçiyor. Çünkü niye? Benim şöyle bir mantığım var. Yani hocam iki kenarı paralel olandan başlasaydık daha iyi değil mi? İşte bazı öğretmen arkadaşlar o yüzden ondan başlıyor. Ben de diyorum ki ya yamukta biz paralel kenardaki özelliği kullanabiliyoruz. O yüzden kullanabildiğimiz için de o yüzden ne yaptık? Yani paralel kenardan sonra işlemek daha mantıklı geldi bana. Paralel kenar ve türevleri, yani dikdörtgen ve kareden sonra işlemek daha mantıklı geldi bana. Çünkü biz yamuk konusunda bazen şunu yapacağız. Hatta üçgende benzerlikte Thales teoreminde, temel orantı teoreminde falan göstermiştik. Hani böyle bir şey olunca yukarı doğru tamamladığımız durumlar oluyordu. Değil mi? Ama biz ne yapacağız genelde? İçeriden paralel çizip böyle paralel kenar oluşturup, özellikle şöyle şurada bir oran varsa, şöyle bir oran varsa, şuradan bir paralel çizip paralel kenar oluşturuyoruz. Sonrasında bak burada da bir temel orantı oluşturuyor. O yüzden paralel kenar oluşturduğumuz için ben yamuğu paralel kenardan sonra anlatma kararı aldım. Haberin olsun. Ama bazı kitaplarda yamuk daha önce. Ama bu benim tarzımda bu şekilde. Şimdi yamuğun tanımını öğrendik. O zaman hadi gel öğrenme alanı bir kısmına bakalım. Öğrenme alanı bir de. Şimdi bu bir yamuk demiş. Şöyle şunlar paralel verilmiş zaten. Yamuk olduğu belli zaten. Hocam ne yapacağız? Burada ikizkenarlık verilmiş. Üçgen bilgisi var. 180'den 50 çıkart. 130. 2'ye böl. 65 65 yaptı taban açıları. Sonra alfayı nasıl kullanacağım? Arkadaş paralellik varsa. Bak şöyle bir M kuralı var. Oradan yapabilirsin. Eski bilgini kullanabilirsin. Alfayı 55 bulabilirsin böylelikle. Ya da nasıl yapabilirsin? Hocam şu açı tamamen kaç yaptı? Şu açıya bakacak olursak tamamen 75 yaptı. O zaman burası da 180'e tamamlar. 105 derece yapar. Burada 50'si varsa buraya da kaç derece kalır? 55 derece kalır diyeceğiz. Evet, A şıkkı bu. Geldik B şıkkına. A açı ortaylık var. Karşıtlı kenarları paralel olan bir dörtgen ya. Paralel kenarda da ben size söylemiştim. Paralel kenarda dikkat etmeniz gereken şeyleri, söylediğim şeyleri yine burada dikkat edeceksiniz. Hem paralellik hem de açı ortaylık varsa Z'ye dikkat edin diyorduk. Burada da yine aynı şey geçerli. Ya da şu bile aynısı. Şunu bile söylemiştim. Hocam şöyle 90 derece varsa dik üçgeni böyle mi oluşturacağız? Hayır. Z'den dolayı zaten 90 derece var burada. Dik üçgen zaten hali hazırda karşısında olabilir. Paralel kenarda buna dikkat et demiştim. Bak aynı şeyler burada yine söylemeye devam ediyoruz. Evet, tanımı uyguluyoruz. Z'den dolayı burası ne yaptı? Çizgi açısı yaptı. Hemen çizgi açısını yazalım buraya. A ikizkenar çıktı burada. Yani burası 4 ise burası 4 olur. Z'den dolayı, bak şuradaki Z'den dolayı da hocam burası da nokta açısı yaptı. 5 ise burası da 5 oldu. X'e bak şimdi. X toplamda kaç yaptı? 4 burada. 5 burada. Tamamı da x olduğundan cevap 4 artı 5'ten 9 çıkar. Geldik bir sonraki soruya. Karşıtlı kenarları paralel olup da benzerlik karşımıza çıkmaması gibi bir durum var mı? Yok tabii ki. Arkadaş şuraya bakıyoruz. Yamuktan dolayı zaten bunlar paralel ya da paralel verilmiş. Bir de x sıradan şöyle bir paralellik var. Şuraya bak temel orantı. Şuraya bak temel orantı. 8'e x'den başlayacağız. Hayır. Verilen sayılardan başlamak lazım. Hep bilinenden gidin diyorum. O zaman ben şuraya baktığımda hocam buradaki üçgende bir temel orantı var. Yani temel orantı da nereden başlayacağız? Sivrilen yer. Bak paralel
Bereller şöyle ya. Burası, burası buraya doğru küçülüyor. Buradan başlayacağım. Şu bölü tamamı 2 bölü 6'ya eşittir. 2 bölü 6 dediğimiz nedir? Hocam 2 bölü 6 dediğimiz 1 bölü 3'tür. Yani burası k iken burası 3k olur. Buraya 2k kaldı. Şimdi şu paralellikte baktığımız an 1'e 2 oran var. Talesten dolayı 1'e 2 oran burada da var mıdır? Vardır. Hemen orada 1'e 2 oranını yazdım. Hatta burası da 2b'ye b oran var mıdır? Vardır. Sonra ne yapacağız? Çünkü burada da şu paralellikten dolayı 2'ye 1 oran varsa 2'ye 1 oran vardır. Burada da şöyle bir temel orantı var. Yani 2b'nin 3b'ye oranı eşittir 8 bölü x diyeceğiz. Böylelikle x'e ulaşacağız. Ya da kafadan yap. 2b'deki 8 ise 4 katı. 3b'deki 4 katı direkt 12 diyebiliriz. Yani x'i böylelikle 12 olarak bulabiliriz. O zaman cevabı ne bulduk? 12 olarak bulduk arkadaşım. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da karşılıklı kenarlar paralel verilmiş dostum. Ne yapacağız? 80 ise 100'ü yazabiliriz anca. Yazdım. 130 ise 50'yi yazabilirim anca. Toplamları 180. Ne yapacağız hocam? Bak şimdi sana şu bilgiyi söyleyeyim. Yamukta açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girmişse paralel kenar olur. Açı ve kenar aynı anda işin içine girmişse. Ya hocam yukarı doğru uzatsak. Evet uzatabilirsin. O şekilde de sonuca ulaşabilirsin. Ama dışarıya doğru uzatmak amaç üçgen yapmak zaten. Dışarıya doğru uzatınca da üçgen oluşuyor. Ama bazı sorularda gerçekten karışıklık oluşuyor. O yüzden biz içeriden böyle paralel kenar oluşturmayı seçelim. Ya buradan şuna paralel çizip böyle bir paralel kenar oluşturacağız. Ya da şu köşeden şöyle şuna paralel çizip şu köşeden şöyle şuna paralel çizip burada paralel kenar olacak. İstediğin şekilde yapabilirsin. Hocam ben şöyle oluşturmak istiyorum. Hop oluşturdum. Paralel kenar oluşturdum. Paralel kenar oluşturunca karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 4 ise 4'ü yazdık. Sonra madem paralel şununla şu paralelse yöndeş açıdan dolayı burası 50 derece yaptı. Buradaki üçgene bakacak olursak 80 derece burada, 50 derece burada, 130. Buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Ne çıktı burada? 50'ye 50. Hocam ikizkenarlık çıktı burada. Hop ikizkenarlığı gösterdim, 7 oldu. X de neye eşit oldu o zaman? 4 burada, 7 burada. 4 artı 7'den 11'e eşit oldu dostlar. D şıkkını da bu şekilde bulduk. Cevap 11 oldu. Öğren balında. İşi öğrendik mi? Öğrendik. Eski bilgiler yine karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Sadece tanımını verdik ve eski bilgileri kullanacağız. Hadi gel bakalım şimdi sorulara başlayalım. Örnek 1'e başlayalım. Hocam direkt sözel bir soruyla başlamışız. Korkma kardeşim. ABCD yamuğunun hemen bir ABCD yamuğu çizeceksin. AB ile CD birbirine paralel olsun diyor. Hemen bir yamuğu çizelim ve bunlar birbirine paralel olsun. Hadi bak şöyle bir yamuk çiziyorum kardeşim. Şöyle, şöyle, şöyle para yamuğu çizdik. Sonra yamuğu çizince harfleri yazıyorum. ABCD yazdım. AB ile CD birbirine paralel oldu mu? Oldu. ADC açısı 100 derece. Evet, doğru. Burası 100 derece. O zaman burası kaç yapar? 80 derece yapmaz mı? Yapar. Sonra BAD açısının açıortayı, BAD açısının açıortayını çiziyorum şöyle. Açıortay doğrusu BC kenarını dik kesiyor. O zaman BC kenarını dik kestiğini de şöyle göstereyim kardeşim. Dik kesiyor. Bu açıortaymış. 40 40. Buna göre BCD açısının ölçüsü, yani şuradaki açının ölçüsü nedir diye soruluyor. Tamam kardeşim. Burada 100 ise 80 dedik, 40 40 oldu. Tamam. Şurada bir dik üçgen çıktı. 40 90 ise buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. Hocam bak burası 50 derece. Bu iki açının toplamı 180'di. O zaman 50'nin 180'e tamamlayanı kaç derece yapar? 130 derece yapar. Olay bitti kardeş. Cevap 130 yap. Evet örnek 1 bu şekilde. Sözel sorulardan korkmayın lütfen. Geldik örnek 2'ye. Dikdörtgen şeklindeki bir masanın üzerine, yani şuradaki siyah olan şey dikdörtgen şeklindeki bir masaymış. Birer kenarların masanın kenarı ile çakışacak biçimde ABCD yamuğu ve KLMN karesi, bu kare ve bu yamuk konulmuş. Tamam devam edelim. AB ile CD birbirine paralel verilmiş. Bir yamuğun tanımından dolayı aslında biz şeyi biliyoruz hocam. Şu karşılıklı kenarlar paralel olacak diye biliyoruz ama tanım gereği her zaman şunu da göstermek zorundayız. ÖSYM'de gösteriyor zaten. İşte 150 derece, 135 derece verilmiş, 6 verilmiş. Yamuk şeklindeki karton masanın üzerinde kalacak şekilde B köşesi etrafında 75 derece döndürüldüğünde C köşesi, bak B köşesi etrafında ben böyle bu yamuğu 75 derece döndürdüğümde C köşesi karenin kenarının KN kenarının ortasına denk geliyormuş. Evet C köşesi buraya denk geliyor. Hadi bakalım getirelim onu. Döndürelim mi birlikte? Döndürelim. Hadi bakalım. Döndürüyoruz şimdi yamuğu. Hop döndürdük ve tam KN'nin orta noktasına geldi, C noktası. Hocam animasyonda görmek kolay da hani katlamalara alıştık ama döndürmelerde ne yapacağız? Döndürmelerde de döndürmenin tekniğini de ben sana gösterdim kardeşim. Nasıl yapacağımızı biliyorsun aslında. Ama öncelikli olarak tamam animasyonla nasıl olduğunu gördük. Öncelikli olarak şu verilen bilgileri ben bu kullanayım. Hocam burası 30 derece, burası 45 derece yaptı. Ne yapmam lazım? 6 var burada hocam. O zaman burada 6'nın mantığını kullanayım. Yani buradan dik çizeyim. Buradan özel açı mantığını kullanmak için dik çizeyim. Hocam 150'yi böldük. Hayır. Bak burası 30 derece. 150 ile işim yok benim. Şuradan dik çizip 30 60 90 üçgen olur. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 olur. Buradan da bir dik çizsem 45 45 90 üçgenini kullanırım ben. Ve hatta
şunlar birbirine paralel olduğu için ne oldu, burada bir dikdörtgen çıkar. Yani burası da kaç oldu o zaman? 3 oldu. E burada da 45 45 90 üçgeninden 3 3, burası da 3 kökü oldu mu? Oldu. Şimdi yamuğu döndürelim. Bak, B köşesi etrafında döndüreceğim. Ve döndürmede senden hangi kenardan bahsediliyor? Hocam C kenarından bahsediyor. O zaman C'yi döndür. Ya sen B köşesine şu şekilde bir ip bağladığını düşün. Sonra bu ipi döndüreceksin böyle. Döndür. Hop döndür. C noktasını döndür. Sana D döndürülmüş, D'nin döndürülmüş hali sorulmuş olsaydı o zaman D'ye bağlayacaktın böyle ipi. Hop D'yi döndürecektin böyle. Ya da A döndürülmüş halinde en son durum sorulmuş olsaydı bu A'yı döndürecektin böyle. Tamam. Ama bizden şu C'nin döndürülmüş hali soruluyor. C'yi döndürüyorum. Hop bu şekilde. Tam KN'nin orta noktasına denk geliyormuş. KN'nin orta noktası burası oldu. Ve ben bunu kaç derece döndürdüm? Hocam 75 derece döndürdüm. Yani burası bana 75 derece olarak verilmiş. Ve burada döndürme işleminde hep aynı isim, espri. Şu kalemi döndürdüğümde yine aynı kalem. Değil mi? Bu arada hocam yamuğu döndürdük ya. Yamuğun hepsini çizmeme gerek var mı? Hani şöyle. Bu da 75 derece dönüyor. Sonra şöyle bir 75 derece. Şöyle. Yamuğu da bu şekilde döndürmeme gerek var mı? Yok. Çünkü benden C köşesi yorumlamamı isteniyor. O yüzden sadece bunu alıp buraya döndürdüm. Bu dönüş yaparken şöyle bir dairesel dönüş yapıyor. Yani şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit değil mi? Eşit. O zaman oradaki eşitliği göstereceğim. Yani burası kaç yapar? 3 kök yap. E sonra takıldık kaldık. Takıldığımız zaman verilen bilgiyi kullanacağız. Hocam 75 derece döndür dedi. Bak 75'i daha kullanmadık. Aa burada da 45 derece var. 75, 45 daha kaç yapıyor? 130. Yok. 120 yapıyor. E o zaman buraya kaç derece kaldı? 60. E o zaman buraya 60 kaldı. Burası da 30 yaptı. Burada bir 30-60-90 üçgeni çıktı. Hemen 30-60-90 üçgeni kullanalım. 90'ın karşısı 3 kök 2 ise 30'un karşısı 3 kök 2 bölü 2. E o zaman burası da ne yapacaktır arkadaşım? Hocam 30'un karşısından 60'ın karşısına geçişte 3 kök 2 bölü 2'nin kökü 3 katı. Yani 3 kök 6 bölü 2 yapar. Hemen yazdık. 3 kök 6 bölü 2. Burası da 3 kök 6 bölü 2. O zaman karenin bir kenarını ne yaptı? İkisini topladığım zaman 3 kök 6 yaptı mı? Yaptı. Bizden ne isteniyor? Kare şeklindeki kartonun alanı yani bir kenarı 3 kök 6 bulduk ya, karesi de kaç yapacaktır? 3 kök 6'nın karesi yapar. Yani 9 çarpı 6. 3'ün karesi 9. Kök 6'nın karesi 6. 9 kere 6 54 çıkar. Evet, böylelikle örnek 2'yi ne bulduk? 54 bulduk. Geldik örnek 3'e. Örnek 3'e bakacak olursak. Şimdi ABCD bir yamuk demiş. Yamuksa otomatikman bunlar paralel hocam. Yok, soruda söyler. AB ile CD birbirine paraleldir. Ve bana böyle bir açı bilgisi verilmiş. Ve kenarlar verilmiş. Kenarlar ve açılar aynı anda işin içine giriyorsa lütfen paralel kenar oluşturmayı unutma. Bak unutma. Tamam. Burada hocam ben bunu kullanacağım o zaman burada. Hadi kullanalım bakalım şurada. Ben buraya bir alfa dersem. Şurası 2 alfa yapar. 2 alfayı öbür tarafa attığımda 180 eksi 2 alfa yapar. BAD açısı. Yazayım. O zaman ABC açısına 2 alfa. Yok, alfa dedim. Hemen alfayı yazdım. Sonra BAD açısı da hop burası da ne yaptı? 180 eksi 2 alfa yaptı dostum. Hocam şu açıyla bu açının toplamı 180 yapacak. O zaman burası ne yapıyor? 2 alfa yapmak zorunda. Hocam burası alfaysa da burası da 180 eksi alfa yaptı mı? Yaptı. Tamam, onu yazmayayım. Ne yapacağız? Kenarlar ve açılar aynı anda işin içine girmiş. O zaman paralel kenar oluşturacağız. İster buradan çek oluştur. İstersen buradan çek oluştur. Fark etmez. Ama ben genelde şöyle bu taraftan çekiyorum. Böyle çektim. Paralel kenarımı oluşturdum. Yani şu kenarları da şöyle paralel çizdim. Bunlar da zaten otomatikman paraleldi. Yukarısı 5 ise aşağısı da 5'tir. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. Hocam burası 2 alfaysa, bak burası 2 alfaysa karşı köşelerdeki açılar birbirine eşit ya. Burası da 2 alfa oldu. Sonra ben neyi kullanacağım? Alfayı kullanacağım. Hocam bu üçgende alfayla bu açının toplamı 2 alfa. Açıyı kullanalım. Alfayla neyi toplarsam, tabii ki alfayı toplarsam 2 alfa yapar. Yani burası alfa oldu. Burada ne çıktı arkadaş? Alfaya alfa. İkiz kenar. 8 ise burası da 8 olacak o zaman. Hemen 8'i yazıyorum. Hocam bu bir paralel kenardı. O zaman burası da 8 oldu. Yani x böylelikle 8 olarak bulduk dost. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine giriyorsa paralel kenar oluşturmayı ihmal etme. Geldik örnek 4'e. Örnek 4'te bir A şıkkı var, bir de B şıkkı var. Hem A şıkkını hem de B şıkkını aynı anda yapalım bakalım. ABC'de bir paralel kenar verilmiş ve açılar toplamı verilmiş. Buraya alfa diyelim, buraya da beta diyelim. BAD açısına alfa dedim, ABC açısına beta dedim. Evet, hem açılar işin içine girmiş hem de yamuktaki uzunluklar işin içine girmiş. O zaman ne gelecek aklımıza? Paralel kenar oluşturmak. Evet, bizden ilk etapta BC uzunluğu isteniyor. Oluşturalım bakalım paralel kenarımızı. Hop, paralel kenarı oluşturunca böyle. Hocam buradan böyle paralel çizdim buna. Bunlar yamuk geriye otomatikman paraleldi ki zaten verilmişti bize. Arkadaş burada o zaman yukarısı 5 ise aşağısı da 5. Buraya ne kaldı? 10 kaldı. 6 ise paralel kenardan dolayı burası da ne olacak? 6 oldu. Hocam alfayı da kullanmam lazım. Burası alfaysa arkadaş burası da alfa değil mi? Evet. Ana bak, alfayla beta toplamı 90 derece verilmiş bize. Hocam alfayla beta toplamı 90'sa o zaman burası da 90 derece olacak ve şuradaki üçgen
ne oldu dostum? Bir dik üçgen oldu ve 6 var ve 10 var. 6, 8, 10 üçgeninden burayı kaç bulduk o zaman? 8 bulduk. Evet, BC uzunluğunu 8 bulduk. Gelelim B şıkkına. B şıkkında da ne isteniyor? Yamuğun alanı. Eyvah eyvah. Daha hocam alanı vermediniz. Ne yapıyorsunuz? Bir dur kardeşim. Bir alan formülünü vermedim ama alan formülünü vermesem bile bu demek ki daha önceki bilgilerden çıkacak. Üçgen bilgisi. Ne var burada? Ben bu üçgenin alanını bulabilirim. Dik kenarlar çarpımının yarısı 6 çarpı 8 bölü 2. 48 bölü 2'den 24. Yani bu alan 24. Sonra ne yapacağım? Bu üçgenin alanını bulduysam alan dağıtayım. Bak 10 tabanındaki alan 24 ise tepe noktası burası. O zaman tepe noktası orası olan bir üçgen oluşturacak olursam 10 tabanındaki alan kaç? 24 ise 10'da. 5'te kaç olacak? 12 olacak. Şimdi hocam bu paralel kenar. Paralel kenarın yarısı 12 ise diğer yarısı da 12 olmak zorunda değil mi? Evet. Yani tüm alan ne oldu o zaman? Bak bakayım şöyle. Hocam 12 var. 12 var. 24 var. Topla bunları. 48 yapıyor. Cevap 48 oldu. İşte o yüzden bak paralel kenar özelliklerini kullanıyoruz burada. O yüzden yamuk konusunu paralel kenardan sonra işlemek istedim dostum. Görüyorsun paralel kenar özellikleri de karşımıza çıkıyor. Evet, örnek 4 bu şekilde. A şıkkı 8, B şıkkı 48 oldu. Devam edelim örnek 5'e. Örnek 5'teyiz şimdi. Örnek 5'te de ABC'de bir yamuk verilmiş. BD uzunluğu 6 birim verilmiş. Hemen BD'nin 6 olmasını söyleyeyim şöyle. Sonra öbür uzunlukta AC uzunluğu da bize 12 verilmiş. Ya hocam burada buraya A deyip buraya 6 eksi A, buraya B deyip 12 eksi B dersen Pisagor bağıntısından burayı bulamam. Pisagor bağıntısından burayı bulamam. Toplamları da zaten garip bir şey gelecek. Bulamam. AB artı DC'ye başka türlü ulaşmam lazım. Ne yapacağım? Şimdi bu da bir özel soru tiplerinden biridir diyebiliriz aslında. Yamukta gerçekten güzel soru tiplemeleri var. Şimdi biz biraz önce ne öğrendik? Arkadaş, yamukta açılar ve kenarlar aynı anda işin içine giriyorsa paralel kenar oluştur dedi. Hocam burada açılar girmemiş ki işin içine. Köşegenler girmiş. Burada da istersen buraya da not alabilirsin böyle. Köşegenleri dik kessen herhangi bir yamuk gördüğün zaman da köşegenle bir paralel kenar olur. Mesela şuradan hangi köşegeni paralel çizebilirsin? Bu köşegenin üzerinde ya. Buradan şu köşegene paralel çizebilirsin mesela buna. Ya da buradan şu köşegene paralel çizebilirsin. Yani buna şöyle. Çünkü bu kırmızının üstünde buna paralel çizsem buna paralel. Zaten benden ne isteniyor? Hocam ben şuraya bir A, buraya bir C diyecek olursam benden A artı C isteniyor. Toplamlarını yan yana getirmem lazım. C'yi alta getirmem lazım. Ya da A'yı üste getirmem lazım. O da nasıl oluyor? Hocam paralel çizerek bak bu köşeden ne yapıyorum? Diğer köşegene. Bu sefer köşegene paralel çizerek. Ama bu bak bir özel durumdur arkadaşım. Bu özel durumu nerede kullanıyoruz? Hocam bu özel durumu biz genelde köşegenleri dik kesen dörtgenlerde kullanıyoruz. Burada bir paralel kenarlık var. Hocam yukarısı C ise aşağısı C'dir. Hemen C'yi yazdık buraya. Sonra bu bir paralel kenar ya. Burası 12 ise burası 12 yapar. Tamam. 12'yi yazdık. Hocam ben 90'ı da kullanmam lazım. Hocam şununla şu paralel ya. Bu paralellikten dolayı dikkat dikkat. Burası 90 ise burası da 90 değil midir? Evet. Yani 90 derece. Ne çıktı burada? Arkadaş şuraya bakar mıyız şimdi? Bak 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 olaya bak. Ne var burada? Hocam buradaki üçgen bir dik üçgen oldu. Ve bir kenar ne? 6. Diğer kenar ne? 12. Burası ne olacak? 1, 2 kök 5 üçgenler 6 kök 5 olacak. Bak toplamları da neye eşit oldu? 6 kök 5'e eşit oldu. A artı C toplamı isteniyordu bizden. Cevap 6 kök 5 oldu. Evet, örnek 5'i de bu şekilde bulduk dostum. Özel bir durum. Geldik örnek 6'ya. Ne yapacağız hocam? Haydi bakalım. Şimdi ABCD bir yamuk. Hocam soruya baktığım zaman paralel kenar mı oluşturacağız? Şuradan böyle paralel kenar mı çizeceğim? Yok. Açılarla kenarlar işin içine girersin. Ya da buradan köşegene mi paralel çizeceğim böyle? Hayır. O köşegenler dik estiği zaman olacak. Ne yapacağız hocam burada? Şimdi bir bana bak bakayım. Arkadaş biz ne diyoruz her zaman? Hangi konuda olursan ol. Eğer soru dörtgenlerde de bir özellik sorusuysa özelliği bile fark edemezsen eğer çoğu şeyin ispatı iki şeyden çık. Özel durumlar yoksa açıortay ve kenarortay yoksa iki şeyden çık. Bir dik üçgen, iki benzerlik. Dik üçgen yoksa benzerliktir. Benzerlikten ispatlamak için de hani kelebek benzerliği, temel orantı benzerliği yoksa açıya dalman lazım. O zaman şimdi gel soruya bakalım. Soruya baktığımız zaman hocam ya hiçbir şeyden çıkmıyor. O zaman burada şu tanım gereği şunlar birbirine paralel verilmiş ya. Açıya dalalım. Kelebek benzerliği, temel orantı falan yok. Oran olsaydı kelebek benzerliği de oluşturabiliriz yan tarafta. Ya sen burada tutup da diğer köşegeni çizip de böyle bir kelebek oluşturamazsın onu da söyleyeyim. Çünkü soruda oran yok. Bak paralel kenarda da aynı şeyi söyledim. Paralel kenarda da oran varsa kelebek benzerliği hali hazırda varsa uygularız. Yoksa da biz kendimiz kelebek benzerliğini oluşturuyorduk. Burada yok. O zaman ne yapacağız? Açıya dalacağız. Açıya dalıp alfa alfa yazdın. Sonra dur. Bazı arkadaşlar şunu yapabilir. Şu üçgenle şu üçgende bir açı var ya. Hocam ben bu üçgende kosinüs teoremi uygularım. Kosinüs alfayı bulurum. Sonra bu üçgende de kosinüs teoremini uygularım. Kosinüs alfayı buldum ya. Sonrasında da x'e ulaşırım diye yapabilirsin. Evet doğru.
doğru, haklısın, yapabilirsin. Ama kardeşim biz şu açıya dalarken ne dedik? İlk önce benzerlikten çıkıyor mu çıkmıyor mu? Açılara bir dalalım dedik değil mi? Açılara daldık ama açılara dalınca tek bir açı eşitliği var. Başka açı eşitliği de yok. O zaman tek bir açı eşitliği de varsa zor olandı bu. Genelde böyle hep ikinci plana ettiğiniz için göremiyordunuz. Benzerlikte de açıda yani sıkıştıysanız, benzerlikte sıkıştıysanız kenar açı kenar var mı diye inceleyin demiştim. Hatta kosinüs teoreminin de bazı kısa ispatları da oradan yapılıyor demiştim ben. Hocam şu üçgende ve diğer üçgende kenarları kenar açı kenar var mı diye bakacağım. Alfanın kollarını yazıyorum kırmızıda. Kırmızıda yazdım. Alfanın kolları kaç hocam? 4'e 6. Öbüründe yazıyorum alfanın kollarını. Alfanın kolların burada ne hocam? 9'a 6. Ama küçükten büyüğe doğru yazıyorduk. 6'ya 9. Ben bunları böyle sıraladıktan sonra küçükten büyüğe bunların her ikisini oranladığımda her ikisindeki oran aynıysa iki üçgen kenar açı kenardan benzer oluyordu ki oranlamaları aynı, bunlar benzer. Benzerlik oranı da bu oluyordu. Yani 2 bölü 3 benzerlik oranı. Benzerlik oranı da aynı açının karşısındaki kenarlar oranına eşitti. Yani 5 bölü x eşit olacak. Buradan 2x eşittir 15 geldi ve x'i de böylelikle 15 bölü 2 bulduk mu dostum? Bulduk. Yani üçgen sorusu gördüğün üzere dörtgenlerde de hangi konuda olursan ol sıkıştığın zaman benzerlik. Benzerlik için açıya dal. Tek bir açı varsa da genelde böyle hep ikinci plana itiliyor. Kenar açı kenarı da unutma lütfen. Ha en baştaki gibi kosinüs teoreminden de yapabilir misiniz? Evet, bir açı varsa o zaman kosinüs teoreminden yapayım deyip de patlatabilirsiniz. Oradan da çıkıyor. Ama kosinüs teoremi ben sevmiyorum kosinüs teoremi. Çünkü bana uzun geliyor. Çünkü orada işlem yaparken şey geliyor bana. İşlem kalabalığı olduğu için işlem hatası yapabiliyorum. Yani hep böyle şeydir ya. Tembeller böyle hep kısa yollar üretirler ya. O yüzden ben de geometriden yapmak daha kolay olduğu için. Yani bir tembel insan olduğum için. Yanlış anlaşılmasın ha. 7-24 çalışıyoruz. Sevdiğimiz işi yaptığımız için. Öyle tembelliğimiz falan da yoktur yaptığımız işte. Ama normalde böyle bir şey böyle dışarıdan birileri bir şey dediği zaman hiç yapasım gelmez. O yönde bir tembelliğim var. Ama geometriden çatır çatır. Konu anlatırken bir şey yaparken hiç affetmem. Evet, cevabı 15 bölü 2 bulduk değil mi? Evet, 15 bölü 2 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Örnek 7'deyiz. Paralellikler verilmiş şimdi. Hocam şu paralel, şu paralel, şu paralel verilmiş. Arkadaş ne var burada? Ekstra bir paralellik de var. Benzerlik var hocam. Benzerlikte bizim dikkatimizi çeken ilk başta hocam buna yoğunlaşsak şu temel orantıya bakarız. Şuna yoğunlaşsak şu temel orantıya bakarız. Ama buna yoğunlaştığım zaman sayı yok. Şu temel orantıya yoğunlaştığım zaman sayı yok. Sayılar bizi daha kolay bir şekilde sonuca itmiyor muydu? Evet. Evet çıkabilir. X bölü 6 deyip XK'ya 6K deyip işlem yapabilirsin ama işin uzar. Sayılar nerede? Burada. Aa, sayılara baktığın zaman ne fark ediyorsun burada? Bir kelebek benzerliği. Kelebek benzerliği fark ediyorsun burada. O zaman kelebekteki oranı hemen yazalım. Yukarıdan aşağıya kaça kaç? 2 bölü 6. 1'e 3 oran var. Yani A ise 3A, B ise 3B. Şimdi bu soruyu gören masum köylü. Eğer şunun paralelliğine bakarsa bu temel orantıyı görür. Beyni oraya yoğunlaşırsa beyniyle o şekilde görür. Ama şu paralelliğe bakarsa o zaman bu temel orantıyı görür. Şöyle şöyle yapar. Ama şu sana daha böyle sanki cazip geliyor böyle. Hocam şu paralelliklere baktığın zaman sivrilen yer burası. Hop 1 bölü 4 oran var. A bölü 4A oran eşittir. X bölü 6 diyeceğiz. Burada sadeleştirdik. O zaman 4X eşittir 6 ise X de buradan 6 bölü 4 gelir. Yani cevap 3 bölü 2 gelir. Arkadaş 7. soruyu da böylelikle 3 bölü 2 bulduk mu? Bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Bak eski konular hala daha karşımıza çıkıyor. Üçgen, üçgen, üçgen. Boşuna ben sizi üçgenlerde o şekilde yetiştirmedim ya. Şimdi bak nasıl faydasını görüyoruz. Geldik ABC'de 8. soruya. ABC'de yamuk demiş ve paralellik verilmiş. Paralellik verilmiş. Tamam, paralellik verilmiş. Şöyle şunu kullanacağız. Zaten yamukta otomatikman yamuk deyip paralelliği mutlaka verir. Sonra burada bir oran verilmiş. Hocam burası K iken burası 2K verilmiş. Hemen 2K'yı kullanıyorum burada. CHK iken burası 2K. Hocam ne yapacağız burada? Paralel kenar mı oluşturacağız? Hayır. Açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girerse o şekilde paralel kenar oluşturacağız. Hocam oran var burada. Oran olursa paralel kenardan biliyoruz. Hani ne yapıyorduk? İçeri doğru paralel çizebiliriz. Ya da buradan içeri doğru paralel çizdiğimizde hani paralel kenardaki söylediğimiz şey aynı şekilde burada da geçerli. Paralel çizdiğin amaç kelebek oluşturmak. Kelebek oluştu mu oluşmadı? Geç. Buradan ne yapabilirsin? Buradan dışarı doğru uzatıp şöyle de bir kelebek de oluşturabilirsin. Ama bence onun öncesinde bir öncelik bir durum var. Ne var? Yükseklik. Yüksekliğe hep ayrı bir gözle bak demedim mi ben sana? Dedim değil mi? Hocam yükseklik aynı zamanda açıortaysa aklına ne gelecek? İkizkenar. Yüksekliğin kollarında ikizkenar olacak. O yüzden ikizkenar üçgene şöyle tamamlamalıyız dostum. Hemen ikizkenar üçgen geldi aklıma. Aklıma gelen başına gelsin diyorum. Hop şöyle ikizkenara tamamladım. Şu ve şu ikizkenar oldu. Hocam bu bir ikizkenar üçgense. Bak ikizkenarda çizilen yükseklik aynı zamanda kenarortaydır. Yani 2K olacak burası. Hop şöyle 2K
daha olacak. Buraya da k mı kaldı? Evet. E sonra ne yapacağız? Bizden x deniliyor. Arkadaş bunlar paralel. E şurada da bir oran var zaten burada. Bu paralellikle şu orana bakacak olursak şu bölü tamamı. K bölü 4k eşittir 4 bölü x değil midir? Aynen öyle. Şunlar şunlar sadeleşti. X de buradan 16 geldi ya da kısaca. K'daki 4 ise 4k'daki de 4 katı 16 olur da diyebilirdin. Yine benzerlik, yine benzerlik. Ama burada bir de ne vardı? Ek çizim vardı. Evet, yamukta biz şunu tavsiye etmiyoruz. Dışarı doğru tamamlamayı. Ama bazı çözümü böyle şey yaptığı için, yorduğu için, çözümde yorduğu için şey yapıyoruz. Onu tamam onları. Ama burada ne çıktı? Burada şu çıktı dostum. Özel bir durum olduğu için bu özel durum her yerde. Nerede karşılaşırsan karşılaş. Bu katı cisimlerde bile karşılaşsan bu özel durum yükseklik aynı zamanda açıortay hemen ikizkenar yapmana sebeptir. Hemen bunu yapacaksın kardeşim. Evet, ek çizimlerle de ilgili bir şey görmüş olduk. Şimdi geldik örnek 9'a. ABCD yamuk verilmiş ve 7, 3 ve x verilmiş. Bir de oran verilmiş burada. Bak şimdi kardeşim. CF uzunluğu k iken BF uzunluğu 2k. Şurası k iken burası 2k verilmiş. Şimdi ben bununla ilgili bir soruyu nerede yapmıştım? Üçgende benzerlikte yapmıştım. Nasıl yapmıştık? Hocam temel orantı lazım bana. Yukarı doğru uzatsak ya soru karışabiliyor. İçeriden paralel kenar çizerek 3, 3 deyip 4 kaldı. Hocam 1 bölü 3'ten dolayı k'daki 4 ise 3k'daki de 12 deyip 12 burada 3 burada cevabı 15 diye ulaşabilirsin. Tamam, temel oranttan bunu yapabilirsin. Sıkıntı değil. Evet. Ama ben bunu üçgende gösterirken ya ben bir pratik yöntem gördüm. Bir kere görünce de aklımda kaldı demiştim. Senin de büyük ihtimalle aklımda kalır demiştim. Kaldı mı o yol? Bak şurada arkadaş, şurada şuna bakacaksın. K'daki 3'ten 7'ye kaç artış var? Hocam buradan buraya 4 artış var. K'da 4 artış varsa, K'da 4 artış varsa buradan buraya 2K var mı? Var. 2K'daki artış kaç olur? 8 olur. E burada da 2K'daki artış 8 olur diyeceğiz. Yani 7'den 8 arttıracaksın. 7 artı 8'den cevabı 15 diye ulaşırız. Biraz önce ne yaptım? Şuradan bir paralel kenar oluşturdum. 3, 3 amaç temel orantı oluşturmaktı. Sonra buraya 4 kaldı. Sonra 1 bölü 3'ten dolayı buraya 12 bulduk. 12 artı 3'ten cevabı ulaştık. Bak normalde ezbere sevmem. Özellik vermem. Ama bilmiyorum. Ben bir kere gördüm. Aklımda kaldı. Senin de aklında kalır diye bunu bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde oranlama varsa o şekilde yapabiliriz. Hatta şöyle bir şey de demiştim ben. Hani atıyorum 3. Burası verilmesin. Burası verilmesin. Burası da 18 olsun mesela. Tamam mı? Burası da 18 mi olsun? Tamam 18 olsun. K 2K. Bak bu sefer buradan buraya 3K'da artış var. Bak 3K'da artış kaç? 15 ya. 15 artmış. K'da artış 5 olur diyeceksin. E buradan buraya K var. 5 arttıracaksın. O zaman 5, 3 daha kaç olur? 8 olur. Bu hangi kenar verilirse verilsin. İster şu ve şu verilsin. Burayı bulursun. İster bu ve bu verilsin. Şurayı bulursun. İstersen bu ve bu verilsin. Mutlaka buraya ulaşırsın. Tamam. Aklında kalmadıysa benzerlikten yaparsın kardeşim. Geldik 10. soruya. 10. soruya geldiğimiz zaman da şöyle bir oran verilmiş. Hocam burası K iken burası 3K verilmiş. K ve 3K'yı kullanacağım. Ve açıortaylıkta var. Ve 5 ve 9 var burada. Şimdi verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız. Arkadaş oran varsa büyük ihtimal ne vardır? Hocam oran varsa benzerlik vardır. E ne yapıyorduk? Oranlamanın olduğu yerden içeri doğru paralel çiziyorduk. Paralel kenarda bu şekilde öğretmiştik. Ama amaç kelebek oluşturmak. Kelebek oluştu mu? Oluşmadı. O zaman sil gitsin. Sildik. E hocam ne yapacağız? Ya içeri doğru paralel çiziyorduk ya da dışarı doğru kelebek oluşturuyorduk şöyle. Oluştu kelebek. E kelebek oluşunca kelebekteki oran kaça kaç? Hocam 1'e 3. E o zaman 1'e 3 oran varsa hemen şurada 1'e 3 oranını yazayım kardeş. Arkadaş burası A iken burası ne olacak? 3A. 3A 9 ise A'yı buradan kaç buluruz? 3 olarak buluruz. E takıldık kaldık. Takıldığın zaman ne yapıyordun? Verilen her bilgiyi kullanıyordun. Ne verildi? Şu verilmiş. Açıortay. Açıortayı kullanalım. Aa hocam açıortaylık var burada. E karşılıklı kenarlarda paralel. Hem paralellik hem açıortaylık varsa Z'ye dikkat diyorduk. Hocam Z'den dolayı nokta açısı yaptı. Bak ikizkenar çıktı. Nokta açısı olduğundan dolayı. E o zaman burası 5 ise burası da 5 olmaz mı kardeş? Evet. Ne kaldı buraya? 2 kaldı. Çünkü burası 3 olduğundan dolayı. E bizden ne isteniyor? CD uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 2 yapar. Evet. Güzel bir soru. Yine paralel kenarda kullandığımız teknik benzerlik vari işlemler. Oran varsa benzerlik olması. Bak yine karşımıza çıkıyor. Evet. 10. soruyu hallettik. Geldik 11. soruya. Aynı şey. Aynı şeyin lacivertleriyle karşı karşıyayız şu anda. Evet. Şimdi paralel kenardaki yaptığımız aynı şeyin lacivertleri daha doğrusu. Şurada bir oran verilmiş. Burası 4K iken burası 5K verilmiş. CD'ye 4K yazdım. Ali Bey uzunluğuna 5K yazdım. Hocam burada bir oran var. E bu oran varsa ya içe paralel çizeceğim ya da dıştan kelebek oluşturacağım. Evet dışta kelebek. Kelebekler iç içe girdiği için bir sıkıntı yaratabiliyordu. Bak şurada da bir kelebek benzerliği var şöyle. Kelebekler iç içe girdiği için sıkıntı yaratabiliyor. Ya da ne yapacağız arkadaş? Şu içeri doğru çizmek paralel kenarda da tavsiye ettiğimiz teknikle
O zaman buradan içeri doğru paralel çizelim kardeş. Hop içeri paralel çizdim. Şu paraleli çizince. Hocam kelebek benzerliği çıktı mı çıktı. Çıkmasaydı evet dışarı doğru uzatacaktım. Bak oran mantığını kullanıyorum. Tamam kelebek çıktı. Kelebekte bir oran var mı? Yok. Hocam burada bir temel orantı var. Hatta orta taban var. Orta tabandan 4K ise burası ne olacaktır? 2K olacaktır. Şimdi 2K'ya 5K kelebekteki oran çıktı. Yani bu ne demek? Buranın 2N buranın 5N olması demek anlamına geliyor. 2N 6'ya eşit değil mi kardeş? Orası 6 olarak verilmiş bize. N'i buradan 3 buluruz. 5N de buradan 15 mi çıkar? Evet. Bizden AF isteniyor. Bak 15 olarak bulduk. Paralel kenardaki yaptığımız sorulardan ne farkı var? Hiçbir farkı yok. Şekilde görüyorsun. Yani burada bir nevi paralel kenarı tekrar etmiş oluyoruz. Ha öncesinde yamuğu işleseydik paralel kenarda da yamuğu tekrarı gibi konuşuyor olacak o zaman. Evet geldik 12'ye. Yine aynısı. Oranlama verilmiş. Hocam oranlamayı kullanalım. Şimdi burada burası 2A iken pardon 3A iken burası 2A. Yani şurası 2A. ED uzunluğu da 3A verilmiş. Başka burası B iken burası da 3B verilmiş. BF uzunluğu şurası 3B ve şurası da B verilmiş. Ben şimdi şuradaki oran mantığını kullanacağım. Ne yapacağım? İki ihtimalim var. Ya içe paralel çizeceğim ya da şunu şöyle uzatıp kelebek yapacağım. İçe paralel çizmek tabii ki tavsiyemiz. Şuradan çizdik. Çizince hocam kelebek oluştu mu? Oluştu. Bak kelebek oluştu. Temel orantı oluştu mu? Oluştu. Bak şu paralelliğe baktığın zaman 2 bölü 5 oran var. Yani burası 2N ise burası 5N olmak zorunda. Ya illa böyle şey yapmayalım arkadaş. Kısa yoldan yapalım. 2 bölü 5 eşittir. Şurası burası atıyorum N bölü 10 deyip oradan yapabiliriz. Ya da direkt 2 bölü 5 ya. Biz burası 2N ise buraya 5N diyebiliriz. 5N 10 ise 2 katı. O zaman 2 katı. Burası 4 mu oldu? Evet. Sonra şuradaki kelebeğe bakacak olursam. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 3. 1'e 3. Yani 4'ün 3 katı. Burası kaç yapıyor? 12 yapıyor. Yine üçgen, yine üçgen, yine üçgen. Yine benzerlik. Oran varsa tabii ki benzerlik kardeş. Geldik 13. soruya. Şimdi burada neler verilmiş? Arkadaş burada CE ile CB'nin uzunlukları birbirine eşit verilmiş. Sonra ABC'de yamuk verilmiş. Şunlar birbirine paralel verilmiş. Burada AB kaçtır diye soruluyor bize. Ne yapacağız şimdi arkadaş burada? Bir kere benim 90 derecenin mantığını kullanmam lazım. Ya oradaki 90 ya da sırtındaki 90'ı kullanmam lazım. Ne yapacağız? Hiç oran yok, bir şey yok, yok, bu yok. Bazı arkadaşlar şansına bulabilir. Ya hocam ben burada böyle bir üçgene tamamlayayım şunu deyip de bak üçgene tamamlayayım diyebilir. Üçgene tamamladığı için zaman da bak burası 90 ya eşit eşitse muhteşem üçten burası da eşit der. Burada ne çıktı? Bunlar eşit. Şunlar paralel orta taban çıktı der. Sonra CD uzunluğu 3 birimse burası da 6 birim olur mu? Olur. Tekrarlıyorum. Şu yukarı doğru uzatır. Sonra burada muhteşem üçlüğü fark eder. Sonra burada burası 3 olduğundan şurada bir orta taban çıkar. 3 ise 6 diye bulur. Ama bu tamamıyla şans olayı. Şans. Sadece şans. Şans olmadan da yapabilir misin? Yapabilirsin yani. Şu şekilde de kafayı çalıştırabilirsin. Ya hocam burada 90 var. Eşitlik var. Eşitlik var. Muhteşem üçlü aklına gelip de muhteşem üçlüyü böyle üçgene tamamlayabilirsin. O şekilde yaptığın zaman şans demem buna. Ne yapacağız hocam o zaman burada? Arkadaş ben burada x kenar gördüysem x kenarın mantığını kullanmak isterim. X kenarın mantığını kullanmak demek ne demek? Hocam x kenarı bir tabanına ait yükseklik çizebilirim mesela. Tabanına ait yükseklik çizince verilen bilgileri kullanacağım. Şunlar birbirine eşit olacak. Tamam. Sonra şu 90'ı kullanacağım verilen bilgiyi kullanmak için. Hocam burada bir z kuralı oluştu. Bu ne oldu? Birbirine paralel oldu. Bak yamuk içinde şöyle bir paralel var. Zaten biz bu tekniği biliyorduk. Normalde bak bu soruda kullanmadık. Çünkü biz bu tekniği nerede kullanıyorduk? Yamukta açılar ve kenarlar aynı anda işin içine girdiğinde kullanıyorduk. Ama bak bu sefer ne yaptım? X kenar olduğu için açı ve kenar olmadığı için paralel çizmedim. X kenar olduğu için tabanına ait yüksekliği çizdim. Yüksekliği çizince bununla bu paralel oldu. Bu paralel madem paralel kenarı oluşturmak şart oldu. Hemen paralel kenarı oluşturdum. Burası da 3 verilmiş ya bize. Burası 3 ise paralel kenardan dolayı alt tarafta 3'tür. Şimdi hocam şununla şu paralel değil mi? Evet. Yani şunlar da birbirine paralel. Burada ne çıktı bak? Paralellik var. Eşitlik var. O zaman bu üçgende bir orta taban çıktı. Evet görüyor musun? Eski konularla karşılaşabiliyoruz böyle. Orta taban çıktı burada hocam. Yani şunlar da birbirine eşit olmak zorunda. Burası da 3 olur. X'i böylelikle kaç buluruz? Toplamda 6 yapar. Evet X de böylelikle 6 oldu. Benden de AB uzunluğu isteniyor. Cevap 6 çıktı dostlar. Şimdi geldik özelliklere. Özellikleri de bir sonraki derse bırakalım istersen. Hem ispatını güzel bir şekilde yaparız hem de sadece özellikler dersi olur. Orada da 1,5 sayfa işleyeceğiz galiba. Hani bugünün ikinci dersine bırakıyoruz onu da. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki derste yani yamuğun 24. dersin ikinci dersi oluyor. Yamuğun da ikinci dersi oluyor. Orada görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal. Fearless, I let him feel this. You know, I spit it, no cap when I kill this.